ama Fed o çok beklediğimiz günlerdir beklediğimiz faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası faizi %0025 aralığında sabit bıraktı. Şimdi bunun ne demek olduğunu konuşacağız. Oğuz Demir bizimle birlikte. Merhaba. İyi geceler, iyi yayınlar. Şimdi ne anlayalım, ne olacak? Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası ne dedi bize? Şimdi bu zaten beklenen karar. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın şu an faiz arttırmayacağını hepimiz biliyoruz. Asıl buradaki tartışma konusu şu. Bir, salgın başladığında piyasayı rahatlatmak için Amerikan Merkez Bankası her ay piyasaya 120 milyar dolar veriyordu. Onu 105'e düşürmüştü. Şimdi daha ne kadar düşürecek? Eğer bu enflasyondaki artışla beraber bu piyasaya verdiği parayı ne hızda düşürecek? Birinci soru buydu, ona cevap bulduk. 30 milyar dolar daha düşürdü. Yani 105, 30'u çıkarırsanız 75 milyar dolara indirmiş oldu. Parayı kısıyor birinci, yani Amerika. Evet tabii, şu an piyasaya verdiği parayı beklenenden daha hızlı kısıyor. Yani normalde şöyle bekliyorduk, işte 105, 90, işte 75, 60, 45 gibi gidecekti. Haziran'da bitirecekti. Ama şimdi belli ki Haziran'a bırakmayacak o işi. Daha az güvercin olacak diyorlardı. Şahin oldu o zaman, öyle mi? Tabii yani, çünkü Amerika'da üretici fiyat endeksi %10'a geldi. Tüketici fiyat endeksi %6.8 ve orada da ister istemez şöyle bir politik baskı var. Demokratlar diyorlar ki yani bu rakam yüksek. Burada bir şeyler yapılması lazım. Bu işi şansa bırakmamalıyız, enflasyon işini. Çünkü o iş şansa, işin ucunu bir kaçırırsak ondan sonra bir de yüksek enflasyonla Amerikan ekonomisini karşı karşıya bırakırız. Yanlış olur diyordu. Yani birincisi şunu anlamış olduk. Amerikan Merkez Bankası daha hızlı işte o parasal genişlemeden vazgeçecek. Birincisi bu. Bunu anladık. Dolayısıyla bu bizim için olumsuz bir haber. İyi bir haber değil. Yani bunu bir anlamış olduk. İkincisi, anlamamız gereken ikinci nokta, önümüzdeki sene ne kadar hızlı bunu bitirip faiz artırım sürecine geçeceklerdi. Şimdi şunu öğrendik. Bir, Haziran'a kadar değil, muhtemelen Mart'a kadar bu işi bitirecekler. Yani Mart ayı itibariyle parasal genişleme süreci tamamen bitecek. Mart'tan sonra da faiz artırımları başlayacak. Orada da piyasa şimdi Powell'ın açıklamalarını, yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını dinleyecek. Orada da şunu söyleyecek Powell, diyecek ki bizim komite üyelerimizden şu kadarı önümüzdeki sene 3 faiz arttırırız, işte 2 faiz arttırırız. Bu tartışmayı şu minvalde götürdüler diyecek ve asıl o zaman hani biz daha net resmi görmüş olacağız. Ama şu an gelen ilk haber zaten pek de iyi bir haber değil. Peki biz ne olacak şimdi, yarın da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu var. Türkiye'de uzun süredir faiz indirim serisinde. Yarına ilişkin bize bir ipucu verir mi? Gerçi biz bakanın kardeşinden ipucunu almıştık ama. Yani ben izledim tabii programı baştan sona. Orada şunu söyleyebilirim. Yani Merkez Bankası'nın biz ne yapabileceğiyle ilgili hiçbir fikre sahip değiliz. Ancak sizin dediğiniz gibi oraya yakın birilerinden bir kaçak olursa onlar bir tahmin iletiyorlar. Bunun bile konuşulmaması lazım. Yani ama normal bir iktisadi seyirde olsaydık eğer, Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası böyle bir karar aldığında Türkiye Merkez Bankası ne yapardı? Onu nasıl etkilerdi? Öyle sorayım o zaman. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu alım bütün dünya piyasalarında doların artık kendi mekanına, yani Amerika'ya doğru döneceği. Dolayısıyla daha zor olacağı dolar bulmanın bir döneme işaret edecekti. O dönemi güçlendirmiş bir şeydi. Zaten bunun geldiğini hepimiz biliyorduk. Daha hızlı olacağını söylüyor. Şimdi bunun yarın sabah piyasada hiç yoksa 10-15 kuruş, 20 kuruşluk bir etkisi olur. Yani normalde biz artık 20 kuruşlara çok kanıksadığımız için şu an çok dile kolay geliyor ama. Bir saatte 1 lira arttı geçen gün. Evet, 1 lira arttı, 1 lira da düştü. Yani böyle komik bir günde yaşadık. Yani bunlara alıştığımız için çok mantıksız geliyor ama %2'lik, yani %1'lik, %2'lik değer kayıpları Türk lirasında aslında çok hoşumuza gidecek bir şey değildi. Eskiden, yani bundan yaklaşık ne kadar zaman öncesinden bahsedelim, işte birkaç sene öncesinden bahsedelim. Yani ama şu an normal şartlar altında bu kararın ardından Merkez Bankası şunu diyecekti. Diyelim ki Türkiye'de enflasyon şu anda %21. Normal gidiyor olsaydı her şey, Türkiye'de faiz oranlarının %24-25 civarında olması lazımdı. Bu karardan sonra yarın Merkez Bankası çıkacaktı, diyecekti ki 50 bas puan ben önlem olarak faizi arttırıyorum.
Çünkü bütün dünyada belli ki bir sıkılaşma süreci var. Ben faizi 25'ten 25,5'a çıkarıyorum diyecekti. Normalde olması gereken buydu. Şimdi biz o anormalin içerisinde 100 bas puan faiz indirirsek, normal şartlar altında diyelim ki 20 kuruş Türk lirası değer kaybedecekti ya Bengü Hanım. Şimdi 40 kuruş değer kaybedecek. Yani bugün o herkes Merkez Bankası'nın dolar 14.70'lere 14.80'lere gidince müdahale etmesini bekledi. Ama en baştan belliydi bu müdahaleyi gerekirse yarına bırakacağı. Yarın sabah aslında çok daha net bir şekilde piyasanın buna tepkisini göreceğiz ama herhalde 15'e doğru yelken açacakmışız gibi gözüküyor yarın sabah itibariyle. Çok teşekkür ederim Oğuz Hocam. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. İyi yayınlar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Ya çok acayip değil mi Hakkı? Biz Fed'in yaptığı bir faiz, aldığı faiz kararını niye ekrana böyle kırmızı son dakikalarla verdik? Biz Oğuz Hoca'yla sabah konuştuk. Aman hocam Fed karar açıklayacak. 9 mudur 10 mudur tam da netleştiremiyoruz. Onu vermemiz lazım. Senin değerlendirmen lazım. Yani çok acayip değil mi? Niye biz... Ben senelerdir yapıyoruz. Fed alttan bir tane kırmızı şu gördüğünüz son dakikayı geçerdi. O da hani önemli bir şeydi. Niye? Bir de hareket de yok. Hani arttırmış yok, ya da azaltmış olsa. Adam. Beklentiler çerçevesinde bir karar almış. Niye böyle heyecanlanıyoruz? Evet. Yani içinde bulunduğumuz durum nedeniyle psikolojisi heyecanlanıyoruz. Yani iyi değil ondan. Çok acayip. Yani kırılgan çünkü. Kırılgan, evet. Ekonomi kırılgan, siyaset kırılgan. Yani kriz de böyle bugün bir şey. Bugün bizim haber aslında. Merkezinde en çok konuştuğumuz şey buydu. Yani birisi Fed'e fazla takmış. 3 sene önce haber düşünün. Merkezinin yarısı Fed'in ne olduğunu bilmezdi. Ama şöyle düşünün, AKP'nin iyi olduğu zaman diye gösteren 2002-2008 arası aslında Fed'in politikaları çok önemliydi. Ama kimse niye bakmıyordu? Çünkü İşler Fed'in politikaları geliyordu. İşimize geliyordu. Bize para geldiği için. İçeride de para güzel güzel dağıtıldığı için bir kriz ortamı olmadığı zaman aslında Fed'in o zamanki politikaları da çok önemliydi. Çünkü Türkiye'ye para gelmesini sağlıyordu. Bu da Türkiye'ye para gelmemesini sağlayan, önleyen bir politika. Yani krizde olduğumuz için önemsiyoruz şimdi ya da bekliyoruz aslında ama zaten önemliydi. Canım biz yani Türkiye'ye para gelecek mi gelmeyecek mi diye yarın ne olacak? İşte, biz ne kadar fakirleşeceğiz? Fakirleşecek miyiz? İşte, asgari ücret zaten inmiş 196 dolara mı inmişti? Evet. İşte 180 dolara mı inecek acaba? İnecek muhtemelen. Hani daha da bizim derdimiz inecek. Bu. Bizim kaybedecek ama çok şeyimiz paranın yok. Sahibi en fazla çünkü. Enflasyonun altında ezilirsin. Paranın sahibi çünkü. Paranın sahibi sana para vermeyi bırakmış. O yüzden bu haldesin. Para verirken güzeldi. O yüzden adam onun şeyini tartışmıyordun yani hani. Politikası iyi geliyordu.